Abdurrahman Dilipak, yaşlı adam rahatsız. X, Y, Z kuşağına bir gecede bütün Türkiye'yi sayıp, iki ilçedeki oyları 19 gün gece gündüz çalışıp nasıl sayamadığınızı anlatamazsınız. Aslında bunu ne yaşlısına, ne gencine, ne kadınına, ne erkeğine, ne yerlisine, ne de yabancısına anlatabilirsiniz. Bu rezaleti sağ solu, şehirlisi, köylüsü, alevisi, sünnisi, türkü, kürdü, okumuşu, okumamışıyla hep birlikte başardık hem de böyle bir zamanda. Ne kadar övünsek azdır. Hayır, bu durum Türkiye'ye yakışmıyor. Kim kazanırsa kazansın, kaybeden Türkiye'dir. Kaybeden siyasettir. Kaybedilen zamana yazık. Eğri oturup doğru konuşalım. Bana seçmen kaydırması yapılmayan bir seçim söyleyebilir misiniz? Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bu işte başı çeker. Hepsi muhtarlık seviyesinde, belediye seviyesinde her zaman bu işi yaptılar. Bugün geçmişe göre nüfus kayıtlarının Mernis'e kaydıyla en aza indi. Yoksa İstanbul'dan her seçim zamanı neredeyse her mahalleden günübirlik turlar düzenlenirdi yahu. Bakın seçmen nakli bugün geriye dönük sorgulanabiliyor. Bunu kim yaptı? Kim nereden nereye kaydırıldı? Bu işlemi yapan memur, muhtar ya da adres gösterilen mekan hepsi belli. Ve bu işler daha seçimden aylar önce, yılbaşında yapılmış. Bunların kimlikleri belli olduğuna göre Siyasi eğilimleri de belli. Hatta yılbaşında bunun farkına varılmış. Peki niye düzeltmediniz? Sorumlularını yargının huzuruna çıkartmadınız. Seçmen kütükleri ilan edildi. Bunlar laf olsun diye ilan edilmiyor herhalde. Parti teşkilatlarının tek tek bu listeleri incelemeleri gerekmiyor mu? Peki niye görevinizi yapmadınız? Görevini yapmayan parti teşkilatı yöneticileri hakkında işlem yapacak mısınız? Bakın bunu AK Parti, CHP, MHP herkes için söylüyorum. Adil bir seçim istiyorsanız, benim adamım senin adamın demeden adil şahitler olup gereğini yapacaksınız. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın demeyeceksiniz. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı olacaksınız. Bu seçimden özellikle İstanbul ve Ankara'da, eğer bu milli irade gasıpları hakkında bir darbe girişimi gibi sonuçta yüzlerce görevden alma ve hakkında adli işlem yapılan sanık görmeyeceksek ben bu tartışmalar ülkeye zaman kaybettirmek için yapıldı diyeceğim. Hem bu tezgahı kuranlar hem de hak ve hukuk arayışı bahanesiyle ortalığı birbirine katanlar aynı yanlışın işbirlikçileridir diyeceğim. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Milletin zekasıyla alay etmeyin. Bakın, siz bir şey yaparken ve söylerken sizin ne söylediğiniz kadar muhataplarınızın ne anladıklarını da hesaba katmanız gerekir. İnsanlar bu karmaşık hesaplar hakkında köy kahvehanesinde ya da kendi aralarında neler konuşuyorlar biliyor musunuz? Yahu, Karadenizli ve doğulu, siyasi partilerin arka bahçesi hükmündeki derneklerde oturan ve yıllardır bu işi yapan insanlar sizin bu tartışmalarınız hakkında ne düşünüyor, ne konuşuyor biliyor musunuz? trajikomik bir durum var ortada. Bindiğiniz gemiyi batırıyorsunuz. Kazananı olmayacak bir kavgaya tutuştunuz. Geçmiş itibariyle, tencere dibin kara, seninki benden kara. Kimse temiz değil bu anlamda. Bana kalırsa, asıl sorun bundan sonrasıyla ilgili. Bakın, parti ayrımı yapmadan söylüyorum. Seçmeni küstürdünüz. Böyle demokrasi, milli iradenin tecellisinin işlemi, seçimi olmaz. Benim ilk ve son sözüm şu adil şahitler olacaksınız. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, haklıdan yana haksıza karşı çıkacaksınız. Haksız babanız da olsa, haklı düşmanınız da olsa, bir topluluğa olan öfkeniz sizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmemeli. Son bir söz daha. Bakın bu durumdan sadece gençler değil, yaşlılar da rahatsız. Geciken adalet adalet değildir. Biz ıslah edicileriz diye ortaya çıkıp bozgunculuk yapanların varacağı yer, ila cehenneme zümeradır. Abdurrahman Dilipak, Yine Akit.